Hepinize selamlar. Eğer fuar videosunu izlediyseniz, fuar videosunda neler aldığımı gösteren bir video daha çekeceğim demiştim. Şimdi o videoyu çekelim. İzlemediyseniz de bunu izlemeden önce istiyorsanız fuar videosunu izleyin. Daha sonra buraya gelin. Bekleyin. Evet, neler aldım? Biraz haşır huşur yapabilir. Kağıt torbalarda genelde alışverişler. Yani sırt çantasından kağıt torbalara aktardım. Büyüklerden başlayalım. Şöyle bir, iki, üç tane M-Base dediğimiz baz likit aldım. Bunların iki tanesi 3 mg nikotinli, bir tanesi 0 nikotinli. Çünkü ben önceden 1,5 içiyordum. Şimdi yavaş yavaş 1'e düşürmek istiyorum. Sıfırı bundan sonra bulmak kolay ama nikotinli N-Base'ler Almanya'da yanlış hatırlamıyorsam 16 Mayıs ya da 19 Mayıs'tan sonra satışı yasaklanacak. Bu şekilde büyük litrelik şişelerde satışı olmayacak nikotinlilerin. Sadece sıfırlıklar satılacak. Sıfırlık da aldım çünkü normalde 14 euro olan 1 litrelik sıfır fuarda 9 euroydu. Görmüşken alayım dedim. Şöyle 3 tane 3 litrelik M-Base almış oldum. Yani bu aslında çok da şey değildi. Zaten evde hazır vardı ama indirimde bulmuşken yararlanmak istedim. Onun haricinde yine çok merak ettiğim Big Mouth'un 3 adet aromasını aldım. Bir tanesi Aloe Lollipops, diğeri Cinnamon Marshmallow Cake, yani tarçınlı marshmallow cake ve Big Mouth Aloe Vera diye 3 farklı versiyonunu aldım. Bunların özelliği içinden şöyle küçük karışım için kutu çıkması ve ayrıca aromanın 30 ml'lik şişelerde olması. Yanlış bilmiyorsam %10 falan gibi de bir karışım şeyi var bunların. Ha, üstünde tek tek yazıyormuş PG'ye ve VG'ye göre ne kadar koymanız gerektiği. Normalde 15 euro bunlar internette. Orada 3 tanesi 30 euro, yani tanesi 10 euroya geliyordu. Bu fırsatı kaçırmayın dedim. Daha sonra gezerken 8 euro başka bir yerde gördüm. Pişman oldum ama artık almış bulundum. Yapabilecek bir şey yok. 3 tane de Big Mouth almış oldum. Onun haricinde böyle işte eşantiyon sticker'lar, kalemler, kalem açacakları, böyle şey diyor, böyle dergiler. Onun haricinde en kadar aroma aldık. Bunları yapmak için doğal olarak ne lazım? Boş şişe lazım, 100 ml'lik. Bunların da 10 tanesi 5 euroydu. 20 tane aldım. Yine böyle indirim kuponları var. İnternet sitelerinin fuara özel dağıttıkları, ilerleyen zamanlarda oradan sipariş verdiğinizde indirim alabileceğiniz. Daha sonra bir yerden şöyle bir eşantiyon tişört geldi. Animal Unleashed likitlerinden. Onu da çantaya attık. Şu tarz boyuna asılan anahtarlıklardan, kalemlerden bir sürü umur durur. Hatta bir yerden şişe açacağı çıkmış. Yine yine kuponlar var. Sticker'lar var. Mousepad var. Daha sonra şu plastik silikon ringlerden var. Şimdi takmam bunu. Ondan sonra yine şurada gördüğüm kalemler falan filan. Bu da Elis'in, Elis markasının, yani şu M-Base'i aldığım yerin likiti eşantiyon olarak verdi aldığım için. Bu da yine Animal Unleashed tişörtü verenler hediye verdi. Zazo'yu parayla aldım. Videoyu izlediyseniz zaten görmüşsünüzdür. İlk uğradığım stand oydu. 2 euro deyince vermek için alayım dedim. Şimdi gelelim asıl önemli konu, aromalar. Şimdi bunlar Vampire'ın, yani İngiliz markası, Vampire, Vampire ne diyorsanız,
Normal şartlarda bunlar da 15 euroya satılıyor internette, 30 mililitrelik şişelerde. Orada 2 tanesi 15 euroydu. Ben de şöyle 4 tane aldım. Strawberry milkshake, çilekli milkshake yani. Bad juice, bubblegum, sakız tadı ve black ice. 4 tane de bunlar gelmiş oldu. Onun haricinde... Bakayım ki yine karışmasın. Önceki videolarımı takip edenlerin bildiği bir marka. German Flowers. Daha önceden hem base'ini hem aromasını kullandığım bir markaydı. Onların da aromaları 5 euroya satılıyor normalde. Orada üçlü paket 10 euro. Yani 3.33 euro gibi bir şey geliyor aroma. 6 tane de oradan aldım. Bunlar da Dragon's Breath, Bubblegum, yine sakız almışım. Anis Lakritz, bunu merak ediyorum. Heisenberg ve Red Estyle'dan dolayı anasonlu aromalar hoşuma gitmeye başladı. Denemek için onu aldım. Choco Pop, çikolatalı, Surf Wave, neyini bilmiyorum ve Cool Cold. 6 tane de German Flowers'tan aroma gelmiş oldu. Daha sonra yine bilmediğim bir marka olan, daha önce hiç denemediğim Stami Liquids Nürnberg, bir Alman markası. Hoşuma giden şey bunların karışım oranı %2 ile %4 arası ve demlenme süresi 3 gün diyor. Daha önce hiç denemedim bu markayı, ilk defa deneyeceğim. Bakalım 3 gün sonra tadı oturmuş olacak mı? Oradan da çilekli sakız, kaktüslü sakız, chai milk ve blueberry cheesecake almışım. Bayağı sakız almış. Yani bu arada çok fazla böyle tatlı ve nasıl diyeyim, kremalı aromalardan gidiyorum. Bakalım inşallah iyi çıkar. 4 tane de oradan da aroma geldi. Asıl önemlisi Twisted. Normalde bunlar 4.90. Daha önceden almıştım. Şişeler bittiği için atmış mıyım diyorum. Yok atmamışım. Burada işte Unicorn ve Folk Milk. Daha önceden denediğim ve gayet memnun kaldığım aromalardı. Ki Folk Milk'i zaten bitirmişim. Unicorn'dan da az bir şey kalmış. 4.90 alıyorum ben bunları internetten. 4.90 cent aromaları. Orada bir kampanya vardı. 3 tane alırsanız 3.50, 10 tane alırsanız 2.50'ydi. Ben de bu fırsatı kaçırmadım. Doğal olarak 11 tane farklı aroma aldım. Yine Unicorn aldım tabii ki, çok sevdiğim için. Onun haricinde Fizzy Fruit. Onun haricinde elmalı tarçınlı bir şey aldım. Gun Day, Fun Day. Şimdi bunların içinde ne tam olduğunu hatırlamıyorum ama oradaki katalogda bu isminden ne olduğu anlaşılmıyor. Yani Gun Day, Fun Day'in ne olduğu anlaşılmıyor ama oradaki katalogda içinde ne olduğu, ne tadı olduğu yazıyordu. Oradan seçerek aldım. Kanzi, Kalipterko, Wistery, Creamy Melon, Whiteback, Pulsar ve Folk Milk yine almışım. Yani 4, 8, 11 tane de oradan alınca toplamda şu şekilde 28 tane yeni aroma olmuş oldu elimde. Bunlar söylemiştik, eşantiyonlar ve şeyler. 28 tane aroma aldı elimde. Ve bu 28 tane aromayı yapmak için de doğal olarak boş şişeler ve embezlerim de var elimde. Yine burada indirim kuponları var. Bu da indirim kuponu. Burada da not defteri, kalem, ıvı zıvı hediyeler yine. Alışverişim bu kadar. Orada denediklerimiz hariç, eve getirdiklerimiz de bunlar oldu. Aslında daha fazla da alabilirdim. Neden daha fazla almadım? Bir, artık videoyu da izlediyseniz görmüşsünüzdür, içeri aşırı dolmaya başladı. Alışveriş yapmak istediğiniz standlara yaklaşamıyorduk. Denemek için daha iyi yaklaşamıyorduk, bırakın alışveriş yapmayı. Yorulduk biraz da. 4 saate yakın ayakta kaldık, gezdik, dolaştık. İçeride bir ara göz yüzü görmüyordu, o kadar çok buhar altı olmuştu ama kapılar açtıktan sonra biraz içeri daha iyi oldu. Ama asıl sebep hem yorulmamız hem de
artık standlara yaklaşamamak yani gitmediğimiz standlara gidiyorduk ama yaklaşamıyorduk. Pil alacaktım mesela, pil almak istiyordum. 15 dakika standta bekledik, sıra bize gelmedi. En sonunda yeter artık dedik. Bıraktık gittik. E şimdilik bu kadar yeter dedim. Yani 28 tane farklı aroma, bunların hepsini tek tek denemek var. Embase'lerim de doldu. Daha önceden yaptıklarım var. Bunlar şimdilik yeterli diye düşünüyorum. Yeni videolarda görüşürüz. Elektronik sigara ile ilgili, başka konularla ilgili yeni videolar gelmeye devam edecek. Takipte kalın. Kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi buharlar diliyorum.